Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir Gürcistan PS5 videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda Gürcistan'daki güncel Temmuz 2024 PS5 fiyatlarını, stoklarını, hangi mağazada olup olmadığını size tek tek anlatacağım. PS5'in diskli versiyonunu, dijital versiyonunu, PS5 DualSense kolu, işte şarj istasyonunu hepsini anlatacağım arkadaşlar. Batum'da mı var? Batum'da hangi mağazada var? Tiflis'te varsa Tiflis'te hangi mağazada var? Hepsini anlatacağım. Tax free, vergi iadesi nasıl alınır? Yine size hatırlatacağım bunları. Ama videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapayım. Bu kanala abone olun, videolarımı paylaşın, beğenin ve benim büyümeme yardımcı olun arkadaşlar. Ben inanın çok emek harcıyorum, fiyatları tek tek inceliyorum. Vergi iadeli fiyatlarını, vergi iadesi aldığınız şekilde ne kadara geliyor tek tek hesaplıyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar, videoya geçelim. Evet, önce fiyatıyla başlayalım. Gürcistan'da diskli slim PS5 1TB ne kadar arkadaşlar? 1539 lari. Nerede? Zoomer mağazasında. Öncelikle kısaca şunu anlatayım. Hangisine gitmek mantıklı? Batum'a mı yoksa işte Tiflis'e mi gitmek mantıklı? Şöyle arkadaşlar, zaman zaman Tiflis'te çok ucuz uçak biletleri olabiliyor. Bunu nasıl takip edeceğim diye soruyorsanız Telegram kanalı kurdum. O Telegram'da en ucuz biletler düştüğünde bazen 2000 liraya düşüyor, bazen 3000 liraya böyle gidiş dönüş biletleri düşüyor arkadaşlar. O yüzden çok karlı oluyor oradan gidip almak. Bunları takip edebilmek için Telegram kanalıma arkadaşlar katılın. Telegram linkini açıklamada bulabilirsiniz. Oradan en güncel, en ucuz uçak bilet fiyatlarını da öğrenebilirsiniz. Zaman zaman yine PS5 fiyatlarını da paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi PS5 1539 lari Zoomer mağazasında. Bu arada şey dedik, Batum'a mı gitmek, Tiflis'e mi gitmek mantıklı? İşte ucuz uçak bileti bulursanız, ki zaman zaman oluyor benim kanalımı takip ederseniz, orada o zaman Tiflis'e gidilir ama genelde fiyatlar yüksek arkadaşlar, uçak bileti fiyatları. Bunun için Batum'a gitmek daha mantıklı. Batum'a nasıl gideceksiniz? Diyelim ki İstanbul, İzmir büyük şehirlerde oturuyorsunuz. Ankara'da buradan uçakla Rize'ye gidiyorsunuz arkadaşlar. Rize Havalimanı'ndan Havaşlar var. Havaşlara biniyorsunuz. Oradan direkt Batum'a gitmese de Artvin Hopa'ya Havaşlar var, otobüsler. Oraya gidiyorsunuz. Hopa'dan da bir servisle Batum'a daha doğrusu sınır kapısına gidiyorsunuz. Sarp sınır kapısına. Sınır kapısını geçtikten sonra bir minibüse binip Batum'a gidiyorsunuz arkadaşlar. Batum'da sizi Zoomer mağazasının tam önüne geçen bir minibüs var. Ona biniyorsunuz. Tam sınır geçtikten sonra Sarp sınır kapısından çıkıyorsunuz. 88 numaralı minibüs var. 88 numaralı beyaz bir minibüs var. Ona biniyorsunuz. Tam sizi bu Zoomer mağazasının önünde indiriyor arkadaşlar. Batum'a gitmek daha karlı genel olarak ama dediğim gibi bazen ucuz uçak bileti düşüyor. Onu da benim kanalımdan, Telegram kanalımdan takip edebilirsiniz. Evet, şimdi bu 1539 lirayı bize ne kadara gelecek? Gittik işte orada kredi kartıyla aldık. Biraz fark olacak. İşte vergi iadesi var. Onu alacağız geri, biliyorsunuz sınır kapısında. Biz arkadaşlar bunun maliyeti 15.980. Kredi kartıyla alırsak işte 16.500 lira gibi bir maliyeti olacak. Bu Zoomer mağazasından alırsak. PS5 diskli versiyon arkadaşlar. 16.500. Türkiye'de ne kadar? Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Media Market'ın sitesini açayım. Daha da kapatmışım. Neyse, tekrar açmayayım. Media Market'ten baktım. 30.000 lira arkadaşlar. Bu tabii ki distribütör garantili. Orijinal. Sorry, garantili. Ya bu çok yüksek. Kimse bunu çok tercih eden olmayacaktır. Genelde ithalatçı garantiler var. İthalatçı garantili ürünler. Bunlar da 19.500. Yani yine bizim Gürcistan'dan alacağımızdan biraz daha pahalı. Sarı siteye bakarsanız da yine 18.500, 19.000 liraya bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki şimdi hesap edelim, gitmeye değecek mi? Biz diyelim ki 16.500 liraya aldık. 2.000 lira, hadi 3.000 lira gidiş dönüş parası olsun. Yine geldi 19.500 liraya arkadaşlar. Bunun için çok da gitmeye değmez. Yani çünkü sarı siteye bakarsanız zaten bu fiyatlara 19.000 liraya bir sürü diskli versiyon var arkadaşlar. Ama şunu diyorsanız, ben hiç yurt dışına çıkmadım. İşte hem bir Gürcistan'ı göreyim, bir Batum havası alayım, farklı bir ülke. İşte gideyim kahvesini içeyim, çayını içeyim. İşte ne varsa yerel yiyecekler onlardan yiyeyim. Sonra döneyim, bir farklılık olsun diyorsanız değer. Yani bu fiyata 16.500'e alırsınız. İşte artı 2-3 bin lira. Neyse, 3 bin lira da masraf yaparsınız. 3-4 bin liraya çok masraf geçmez diye düşünüyorum. Yani size yine 19 bin liraya falan mal olur. Ama yok, Karadeniz'de zaten oturuyorsanız, Karadeniz'in çok yakınında Batum'a gitmek, yani işte Samsun olsun, ne bileyim işte Rize, Trabzon, Artvin, buralar buraya çok yakın olduğu için masrafınız çok daha az olacaktır. Birkaç arkadaş toplanıp o şekilde gidebilirsiniz, masrafınızı düşürebilirsiniz. Yine Alta mağazasına bakınca, ya biz Zoomer mağazası yok, Alta mağazası da var, o da güvenilir bir mağaza. Burada diskli versiyonu 1559 lirayı, burada 20 lirayı daha fazla,
15.559 lira. Bu da ne kadara gidiyor? Bize yaklaşık 16.180. Diğeri zaten 15.980 diye bir fark yok. Yani Zoomer mağazasında bulamazsanız arkadaşlar Alta mağazasına gidebilirsiniz. Şimdi gelelim stoklara. Şu anda stok var mı? Evet var arkadaşlar. Diskli versiyon da var. Dijital versiyon da var. Gidip şu anda alabilirsiniz. Ama stoklar sürekli değişiyor. Bunu da bilgisini vereyim. Evet, Zoomer'da şu anda Batum'da bir şubede var. Şöyle göstereyim. Evet, sizin şuradan hemen açtık. Batum. Şu anda Black Sea Mall. Black Sea AVM'de arkadaşlar. Tam minibüsün geçtiği cadde bu olması lazım. Bu Black Sea Karadeniz'e AVM diyeyim. Black Sea Mall'da bulabilirsiniz. Burada diskli versiyonu var. Ama ne kadar stok olduğunu göstermiyor. Tiflis'e bakalım. Diyelim ki Tiflis'e gittiniz. Şu anda Tiflis'te arkadaşlar kaç yazmışım? 6-7 şube var galiba. Evet, Tiflis'te şu anda 6 şubede arkadaşlar diskli versiyonunu bulabilirsiniz. Geçelim Alta mağazasına. Hadi gittiniz Zoomer'da bulamadınız. Alta mağazasından da alabilirsiniz. Şuradan Alta mağazasına bakalım. Batum'da en yakın 2 şubede var arkadaşlar. Şu anda saat 10'a kadar açık bir şube. Diğeri de 8'e kadar açık. Tabii açılış kapanış saatlerine de bakın. Bunlar da saatleri de önemli. Bunu da gösterdik. Yine Tiflis'e bakalım. Alta mağazasının Tiflis şehrinde, Tiflis'te, başkentte yine birçok mağazada var galiba. 7 şube, evet, 7 şube yazmışım. 7 şubede var arkadaşlar. Onu da alabilirsiniz şu anda diskli versiyonu. Geçelim dijital versiyonu. Hangisi daha mantıklı, hangisini alayım diye soranlar oluyor. Yani bu sizin şeyinize bağlı. Ben gittiğimde diskli versiyonu almıştım. Ben biraz işte eski kafalıyım halen. Dijital diskli olsun. İşte bazen ucuz oyunlar düşüyor işte, yani ikinci el olarak CD, diskli. Ben de o yüzden onu tercih ettim açıkçası. Ama dijital de alsanız zaten oyunlara çok indirim yapılıyor. Oradan da online'dan da sadece oyun alabilirsiniz. O şekilde de olur. Yani çok böyle diskliye çok da para vermenin de çok anlamı yok. Evet, geçelim diskli fiyatlara. Zoomer 1339 lira arkadaşlar. Zoomer mağazasında şöyle açayım. Zoomer diğer mağazalara göre en uygun arkadaşlar. Bunu artık söylemekten bıktım. Yani dilimde tüy bitti. Zoomer en ucuzu, o yüzden bunu güvenerek alabilirsiniz. Tax free, vergi iadesi de veriliyor. Fiyatı 15.803 liraya geliyor arkadaşlar. %12'de vergi iadesi alıyoruz. Vergi iadesini nasıl alıyoruz? Vergi iadesini Sarp sınır kapısında alıyoruz arkadaşlar. Bu arada havalimanından da alabilirsiniz demiştim. Ama havalimanında böyle çok uğraştırıyorlarmış, zorluk çıkarıyorlarmış işte. Orada bir personel yetkili yokmuş, işte kayboluyormuş ortadan falan. Geçen bir yine bir beni izleyenlerden birisi yazdı. Arkadaşları uyarın da çok oraya gitmesinler. Batum Havalimanı'nda biraz uğraştırır arkadaşlar veya hiç alamayabilirsiniz tax free. Bazı arkadaşlar da işte tekrar sınır kapısına gitmiş, Sarp sınır kapısına. O yüzden siz en mantıklısı Sarp sınır kapısından almak, oraya gidin arkadaşlar. Havalimanı'nda sıkıntı olabiliyormuş. Bunu da paylaşayım. Toplamda bize dijital versiyonu arkadaşlar kaça geliyor? 13.900 lira arkadaşlar. Kredi kartıyla aldınız diyelim, 14.500 lira civarına gelir. Niye bu fark oluyor? Nakit alırsanız biraz daha fark az olacaktır. Lari alacaksınız sonuçta, Hopa'dan veya işte Gürcistan'dan. Biraz daha kur, biraz daha daha kazançlı olacaksınız böyle. Kredi kartıyla alırsanız biraz daha çapraz kurdan kaynaklı fiyat yüksek çıkabiliyor. Sizin kredi kartınıza farklı yansıyabiliyor. Çünkü sizin kredi kartınız Türk, yani oradan farklı bir ülkeden alışveriş yapıyorsunuz. Bu nedenle biraz fark oluşacaktır. Evet, peki stok var mı? Dijital versiyonu var arkadaşlar. Bunda stok çok daha fazla. Batum'da 3 şubede var. Hemen şöyle açayım. Şuradan şöyle biraz bekliyoruz. Evet. Burada bir sürü oyunlar da var ama ben oyunların fiyatlarına bakmıştım. Oyunlar çok ucuz değil açıkçası. Oyun çok alınmaz oradan yani. Şöyle bakalım nerede. Evet, şimdi geldi. PS5 dijital versiyonu 1339 lirayı bize de dediğimiz gibi 13.900 lira civarına mal oluyor. Niye açılmıyor? Batum'da 3 şubede, yine Black Sea Mall, Çavçavatsiye Caddesi'nde, bir de Şerif Kim Şia ve bilmem ne caddesinde, şu 3 caddede. Tiflis'te de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 şubede var arkadaşlar. Rahatlıkla Tiflis'te. Her zaman söylüyorum, Tiflis'te tabii ki daha çok stok bulma şansınız çok daha yüksek. Stok sorunu yok arkadaşlar. Evet, geçelim DualSense Call arkadaşlar. Bunu da çok soran oluyor, fiyatları ne kadar diye. Bu 179 lira Zoomer mağazasında. Bunun da stoklarına bakalım.
Bu arada 179 lirayı vergi iadesi de alacağız. Ne kadara geliyor? 157 lirayı yani 1850 lira civarına. Bunun Türkiye fiyatını bilmiyorum. Bilenler yazsın mantıklı mı diye. 1850 lira civarına geliyor arkadaşlar. Bu arada vergi iadesi alabilmeniz için 200 lirayı geçmeniz lazım. Yani şöyle diyelim bir PS5 aldınız. Onun yanında ek bir kol alırsanız bunun vergi iadesini alabilirsiniz yani kolun. Ama sadece kol aldınız diyelim. Bunun vergi iadesini alamazsınız. Çünkü 200 lirayı geçmiyor. Bir limit var yani bunun için. Zumur'da, Batum'da 3 şubede var dedik. Bu şubeler Tiflis'te zaten 8 şubede var. Çok oradan rahatlıkla bulabilirsiniz. DualSense şarj istasyonuna bakalım arkadaşlar. Şu şarj istasyonu ne kadar? 99 lari. 99 lari ne yapıyor? %12 vergi iadesiyle 87 lari yapıyor. 1026 liraya geliyor arkadaşlar. 1000 liraya, 1000 lira civarına bunu şarj istasyonunu bu Zoomer mağazasından alabilirsiniz. Gürcistan'da, Batum'da 3 şubede bulunuyor. Yine aynı şubelerde ve Tiflis'te de 9 şubede bulunuyor arkadaşlar şarj istasyonu. Yine şurada sarı siteyi de şöyle göstermiş olayım. Fiyatları görüyorsunuz. Yani illa ki oraya gitmenize gerek yok. Bakın buradan güvenilir satıcılardan tabii gideceksiniz. Sakın işte uzaktan böyle sipariş olmaz. Ben olsam hani gidip görüp alırım. Deneyip alırım eğer deneyebiliyorsam. Ya da gider en azından görür alırım. Burada fiyatlar gayet makul. Ama dediğim gibi bir farklılık olsun istiyorsanız Gürcistan'dan halen PS5 alınabilir. Fiyatlar makul. Çünkü 16.500 lira civarına geliyor. 3-4 bin lira fark var. Durum böyle arkadaşlar. Evet şuradan da göstereyim. Bu da Akakçe sitesinde en ucuz fiyatlar burada gösteriyor. İthalatçı garantiler. Bunlar da zaten yurt dışından getirilmiş. Muhtemelen burada bir sürü satılıyor. Ama MediaMarkt'a baktığınız zaman şöyle şuradan varsa tıklayayım. 29 bin lira bakın. Teknosa da var. Bu da ithalatçı garantilidir. Muhtemelen 20 bin çünkü 20.500 lira. Bakayım evet ithalatçı garantili. Ama orijinal Sony'nin garantisi olsun istiyorsanız 30 bin liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anda Gürcistan'daki fiyatları da böyle. Böylece anlatmış oldum. Detaylı olarak tax free vergi iadesi nasıl alınır? Onunla ilgili sorularınız, sormak istedikleriniz varsa önce tax free nasıl alınır? Vergi iadesi nasıl alınır? Videolarımı izleyin arkadaşlar. Böyle bir iki tane video yaptım. Hatta üç tane sorularınızı cevapladım. Instagram üzerinden gelen, YouTube üzerinden gelen. Orada belki sorunuzun cevabı o sorular içindedir. Oradan bir izleyin arkadaşlar ve çok bilgileneceksiniz. Gerçekten bayağı faydalı videolar çektim. Onları izleyebilirsiniz. Yine de o sorular arasında yoksa sorunuz bu videoma yorum yaparak arkadaşlar sorabilirsiniz ya da Instagram hesabından beni Tarhan Medya hesabımı takip ederek oradan da bana sorularınızı iletebilirsiniz. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Bu kanalın büyümesine yardımcı olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.